Gecenin bir yarısında uykunuzdan uyanıyorsunuz ve karanlıkta birinin sizi izlediği hissine kapılıyorsunuz. Gözlerinizi açtığınızda ise karşınızda dün sahiplendiğiniz evcil hamster'ı yanı başınızda beklerken görüyorsunuz. Selam bisküvi. Fakat aslında burada çok ilkel bir şeyler oluyor. Hamster'ınız birden arka ayakları üzerine doğruluyor ve bir kurt gibi ulumaya başlıyor. Ancak bu ses tiz bir ıslığa benziyor. Ardından bisküvi pencereye doğru yöneliyor. Size son bir bakış atıyor ve sonra sokağa atılıyor. Bu da neydi böyle? Sakin olun. Çünkü bir hamster sandığınız bu ufaklık aslında bir kurt adam faresi. Diğer bir adı da çekirge faresi olan bu canlılar müthiş birer avcıdır. Hızlı ve çevik olmalarının yanı sıra acı hissetmezler. Kuzey Amerika'da yaşayan bu fare delik kazmayı pek sevmez. Sahiplerini evlerinden kaçırabilecekken neden tünelle uğraşsın ki? Bu şirin tüy yumağı çekirge, yılan ve örümceklerle beslenir. En sevdiği av ise inanılmaz derecede zehirli olan Arizona akrebidir. Lakin o bunu pek umursamaz. Milyonlarca yıllık evrimi sonucunda bu kemirgen, akrep nörotoksinlerini bir enerji içeceğine dönüştürmeyi öğrenmiştir. Bu akreplerin zehri onlar için sizin içtiğiniz 100 fincan kahveye eşdeğerdir. Üstelik bu sayede acıyı da hissetmezler. Farenin bedenindeki zehir miktarı ne kadar fazlaysa fare o kadar çılgın bir Viking'e benzer. Çarpışmanın sonunda kemirgen başını göğe doğru uzatır ve ulur. Bu ses bir ıslığı andırsa da çok şiddetlidir. Bu hayvan bir futbol sahasının ortasında ulumaya başlarsa onu en uçtaki koltuklardan bile duyabilirsiniz. Bu sayede fare çevredeki herkese "Burada yetki bende, benimle uğraşmayın" mesajını verir. İnanmıyorsanız zavallı akrebe sorabilirsiniz. Yani odanızda uyandığınız sırada fareniz aslında bir zafer şarkısı söylüyordu. Belki de odanızda dolaşan zehirli bir böceği alt etmiştir. Doğa insanlara acıdığı için çekirge faresini bu kadar küçük yapmış sanırım. Fakat içlerinden birini bu kadar yakından görebiliyorsanız, oradan uzaklaşsanız iyi edersiniz. Çünkü kurt adam faresi o sırada avlanmaktadır ve çevrede bir akrep var demektir. Bu türün yavruları esaret altındayken bile agresiftir. Tıpkı antik dönemlerdeki Spartalılar gibi. Hayatlarının ilk anlarından itibaren kavgaya hazırdırlar. Gezegenimizin oluşumundan sorumlu olan şirkette iş bulduğunuzu hayal edin. Ofise geliyorsunuz ve patronunuz size dönüp, "Çaylak, bu akşama kadar masamda yeni bir hayvan projesi görmek istiyorum." diyor. O gece çok çalışıyorsunuz ve ortaya ornitorenk çıkıyor. Bu hayvanın yumuşak tüyleri vardır. Ayrıca kunduzunkine benzer bir kuyruğa ve ördeğinkini andıran bir gagaya sahiptir. Yumurtlayarak üreseler de ornitorenkler yavrularını sütle besler. Gerçekten harika bir hayvan hayal etmişsiniz. Erkek ornitorenklerin arka bacaklarında zehirli iğneleri vardır. Bu zehir insanlar için tehdit oluşturmaz. Ancak sokulacak olursanız koca bir hafta boyunca şiddetli acı yaşarsınız. Dünyadaki en öfkeli mizaca sahip olan hayvan hangisidir? Elbette bal porsuğu. Bu hayvan haftanın 5 günü spor salonuna giden bir kokarcayı andırır. Kokusunun da onlara benzediğini söylemeden geçmeyelim. Bal porsukları 2 yaşındaki bir çocuğun ağırlığına sahip olsa da kimseden korkmaz. Karşısındaki rakibinin kim olduğu hiç önemli değildir. Bu bir yılan, 2 tane aslan, hatta bir sırtlan sürüsü bile olabilir. Porsuk onlara saldırır ve kazanır. Canınız bal istiyorsa onunla dost olmaya bakın. Çünkü sizin için koca bir arı kovanı ile bile savaşabilir. Ne de olsa arıların iğnelerinden korkmaz. Bal porsuğunun nüfuz edilmesi çok zor, çok kalın bir derisi vardır. Ayrıca pençeleri keskin, çenesi ise kuvvetlidir. Bal porsukları Afrika'daki herkesi korkutur. Ancak kuzenleri Kuzey Amerika ve Avrasya'da yaşar. Tabii ki bu hayvanlar da son derece öfkelidir. Ona bir dev demek doğru olmasa da ayı sansarları bir ayı yahut bir Kanada geyiğine rahatlıkla kafa tutabilir. Bu canlılar orta boy bir köpekten daha fazla büyümez. İnanın ki onu kızdırmış herhangi birinin yerinde olmak istemezsiniz. Çünkü bu canlılar çok dayanıklıdır. Yüzmeyi bilir ve çok hızlı koşabilir. Geniş pençeleri kar ayakkabısı gibidir ve karda basmalarını engeller. Çok iyi tırmanıcılar oldukları için onlardan ağaca tırmanarak saklanmanız da mümkün değildir.
Wombatlar minik ayılara benzeyen şirin hayvanlardır. Bu tıknaz canlılar ortalama bir Alman çoban köpeği kadar ağır olur ve Avustralya'da yaşar. Kazdıkları derin çukurlar sayesinde dış dünyadan kendilerini korurlar. Yer altındaki evlerine girmek isteyen bir düşman olduğunda wombatlar popolarını kullanarak girişi kapatır. Vücutlarının bu kısmı birbirine kaynamış dört kemikten oluşur. Bu wombat için bir kalkan işlevi görebilir. Çünkü avcıların onu ısırıp geçmesi mümkün değildir. Sessiz sakin olan bu canlıların görüşleri çok zayıftır ve pek zeki değildirler. Ancak sizi bir tehdit unsuru olarak görürlerse saldırmaktan çekinmezler. Boz kuyruk süren adlı canlı, kobralara karşı olan mücadelenin gerçek şampiyonu sayılır. Kavga sırasında o kadar hızlı dans eder ki, kobra bu hareketlere tepki bile veremez. Yılan bir süre sonra yorulur ve yoluna gitmeye karar verir. Bu canlıların kalın kürkleri onları kobranın dişlerinden korur ve yılanın zehrine karşı bağışıklıkları vardır. Kuyruk sürenler kedilerle akrabadır ve Hindistan'daki en popüler evcil hayvanlardan biridir. Sahiplerinin kucaklarında oturmaktan keyif alsalar da yine de vahşilerdir. Doğal ortamlarında insanlara nadiren saldırırlar ama köşeye sıkıştıklarında ne yapacaklarını kestirmek çok güçtür. Gezegenimizdeki sıçan sayısını kimse tam olarak bilmiyor. Ancak sayılarının insan nüfusundan iki kat fazla olduğu düşünülüyor. Bu muhteşem canlılar gülebiliyor, rüya görebiliyor ve stres hissedebiliyor. Sürüler halinde yaşıyorlar ve kendilerinden onlarca kat büyüklükteki avları yakalayabiliyorlar. Bilim insanları 75 milyon yaşındaki dinozor kaburgalarında bile sıçanlara ait diş izleri keşfetti. Ayrıca bu canlıların bir de kralı var. Gerçi kralları taş takmıyor. Bu arada kral sıçan kuyrukları birbirine düğüm halinde bağlanmış olan sıçan grubuna denir. Şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük kral 32 sıçandan oluşuyordu. Keseli sıçanlar dinozorların çağından bu yana hayatlarını sürdürmektedir. Oyunculuk kabiliyetleri sayesinde günümüze kadar hayatta kalabilmişlerdir. Bu kahraman çevresinde herhangi bir tehlike olduğunda ne ona doğru koşar ne de ondan kaçar. Bunlar yerine olduğu yerde ölü numarası yapar. Bu süreçte hiç hareket etmez ve hem nefesini hem de nabzını yavaşlatabilir. Bu hayvanın bir Oscar'ı hak ettiğini söylemeliyim. Aktörümüz daha gerçekçi olsun diye koku bile salgılar. Bu koku o kadar kötüdür ki avcılar keseli sıçana yaklaşmaktansa aç kalmayı tercih eder ve oradan uzaklaşır. Bu hayvan oyunculuk yeteneği üzerinde bir kontrole sahip değildir. Bu stres üzerine verdikleri doğal bir tepkidir. Keseli sıçanlar saldırgan değildir. Endişelendikleri zamanlarda hırlarlar, tüylerini dikleştirirler ve küçük ama keskin olan dişlerini gösterirler. Solenodonlara sevimli demek biraz zordur. Onları kızıl tüylerinden, Pinokyo'nunkine benzeyen uzun burunlarından ve tüysüz uzun kuyruklarından tanıyabilirsiniz. Dişleri çok keskindir ve ağızlarındaki özel bir beze sayesinde tükürükleri zehirlidir. İlginç gelebilir fakat bu hayvanın kendi zehrine bağışıklığı yoktur. Bu yüzden kendini temizlerken çok dikkatli davranır. Solenodonlar doğaları gereği saldırgandır. Canları sıkıldığında ve sinirlendiklerinde bir domuz gibi hırlarlar ve yakınlarında olan herhangi birine saldırabilirler. Şansımıza zehirli tükürüğü insanlar için zararlı değildir. Gezegenimizdeki en küçük kemirgen cüce tavşandır. Yavru bir kanguruya benzeyen bu canlının ağırlığı yaklaşık olarak bir bozuk para kadardır. En büyük kemirgen ise kapibaradır. Ne kadar da şirinler. Peki milyonlarca yıl önce gezegenimizde bufala boyutlarında bir kemirgenin yaşadığını biliyor muydunuz? Phoveromisler bitkilerle beslenirdi ve görünüşleri bir su aygırıyla aşırı büyük bir Gine faresinin karışımını andırırdı. Sıradaki hayvan gezegenin en sıradışı kemirgeni ünvanını kolayca kazanabilir. Bu canavarın adı tüysüz köstebek faresi. Evet, tüyleri yoktur ve yer altında yaşar. Görüntüsü bir kemirgen için bile çok ürkütücü. Genellikle bir korku filminden fırlamış olan bir sosise benzediğini söyleyebiliriz. Fakat asıl mesele bu değil. Normalde bu boyutlarda bir kemirgen 2-3 yıl yaşarken, tüysüz köstebek faresinin ortalama yaşam süresi 30 yıldır. İnsanların 1000 yıl yaşayabildiğini düşünün. Bir kemirgen için 30 yıl yaşamak aynı böyle bir şeydir. Bilim insanları bu kör kazıcının insanların yaşlanma sorununu çözmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.
Bir tüysüz köstebek faresi ailesi 300 üyeye sahip olabilir. Beton kadar sert olan Afrika topraklarında 6 futbol sahası kadar büyük olan şehirler kazabilirler. İnsanlar günlük hayatlarında bu farelerle karşılaşmaz. Çünkü yüzeye nadiren çıkarlar ve su içmezler. Bu kemirgenler su ihtiyaçlarını bitki köklerindeki nem sayesinde karşılar.